İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Haykyan yeni yılı Paskalya, Ermenilerin 13.563. yılı. Arsak Dışişleri Bakanlığı'nın Şuşi'nin Ermeni sakinlerine yönelik katliamın yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklama. Rus barış güçlerinin eşlik ettiği Ermeni hacılar Dadivank ve Amaras manastırlarını ziyaret etti. Uzun bir aradan sonra Rus Hava Kuvvetleri İdlib'i yeniden bombaladı. Batı Ermenistan manzaraları, Kilikya'daki Haydarlar Volkanik Gölü. Bagara'nın Şuşavank başlıklı çalışması bilim camiasına sunuldu. Ermenistan ve Arsak Cumhuriyetleri devlet dans toplulukları ortak konser verecek. İlkbahar ekinoksunun yani günle gecenin eşitlendiği 21 Mart günü Ermeni yeni yılı olarak Yerevan'da kutlandı. Eski zamanlarda Ermeniler 21 Mart bahar ekinoksunun yani günle gecenin eşit olduğu günü yeni yıl olarak kutladılar ve bu tesadüf değil. Doğa baharın başında yeniden dirilir. Bu yüzden o günü Ermeniler yeni yıl yaptılar ve bu doğanın uyanışını neşeli bir kutlamayla andılar. O gün Ermeni Arortiler, Aroğulları, eski Ermenilerin ana bayramı olan Vahagn'ın doğumunu kutlar ve günün sembolü ise ateştir. Bugün bile Batı Ermenistan'ın kültürünü taşıyanların nesilleri arasında başta köylerde olmak üzere pek çok adet korundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan kutlama konuşmasında Ermenilerin yeni yıla dünyaya yönelik bir zihniyet değişikliğiyle başlayıp daha güçlü bir geleceğe sahip olmanın beklentileri nedeniyle ülkelerinin, vatanlarının yararına yapması gereken değişikliklerin bugün daha çok önemli olduğunu kaydetti. Ana vatanı iyileştirmeyi düşünmeliyiz. Çünkü vatanı kaybetmekle kendimizin bir parçasını kaybediyoruz. Geleneklerin korunması daha güçlü bir gelecek inşa etmemize yardımcı olan kimliğin korunmasını gerektirir. Arsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Şuşi'de Ermeni nüfusunun katledilmesinin yıl dönümünde bir açıklamada bulundu. 101 yıl önce bugün Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Türk düzenli ordusu ve çok sayıda silahlı çetenin işbirliğiyle Şuşi'deki Ermeni nüfusuna karşı katliam düzenleyerek tarihi Arsak'ın başkenti neredeyse tamamen yerle bir etti. Şuşi'deki Ermenilere yönelik soykırım, yapay olarak kurulan Azerbaycan denilen bir devletin Arsak'a karşı işgalci politikasının ilk örneğidir. Bu iğrenç suç neticesinde binlerce Ermeni öldürüldü, on binlerce kişi şehirden kaçmak zorunda kaldı. Ermeni kültür mirası tahrip edildi, insanların malları yağmalandı ve kutsal alanlara saygısızlık edildi. Bu trajik olay Azerbaycan'ın önümüzdeki 10 yıllar boyunca benimseyeceği politikanın itici gücü oldu. Bakü Ankara'nın soykırım politikasının uluslararası toplumdan yeterli bir eleştiri almaması ve faillerin cezasız kalması, Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteği ve uluslararası teröristlerin katılımıyla 27 Eylül 2020'de Arsak'a karşı yeni bir saldırı başlatmasına ve bir komplo kurarak Ermeni kale kenti Şuşi'yi ele geçirmesine yol açtı. Arsak Ermenileri Şuşi'nin kaybını asla kabul etmeyecekler. Şuşi, Arsak'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle de kalacaktır. Arsak topraklarını işgalden kurtarmak ve tarihin adaletini yeniden sağlamak için her türlü çaba gösterilecektir. Armen Press'in belirttiğine göre Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüzden fazla Ermeni hacılar Rus barış güçleri eşliğinde Dadivank Manastır Kompleksi ve Amaras Hristiyan Manastırı'nı ziyaret etti. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Rus barış güçleri eşliğinde bir grup Ermeni hacılar Dadivank Manastırı'nı ziyaret etti. Rus barış güçleri Arsak'ta tarafların sınır hattının yanında bulunan Amaras Hristiyan Manastırı'nı ziyaret ederken Ermeni hacıların güvenliğini de sağladılar dedi. Rus Hava Kuvvetleri pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde Türk yanlısı gerici militanların mevzilerini vurdu. Reuters ajansına göre Rus uçaklarının ana hedefi sınırdaki Bab al-Havva bölgesiydi. Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu'na göre Rus tarafı pazar akşamı sınır kasabası Kah yakınlarındaki mülteci kampına balistik füzeler fırlattı.
Suriye'nin kuzeyinde kurtarma operasyonları gerçekleştiren Beyaz Miğferler adlı örgütün temsilcileri, Rus Hava Kuvvetleri'nin Sarmada kenti yakınlarındaki bir gaz deposunu da bombaladığını iddia ediyor. Kilikya Ermenistanı'nın Hatay'daki volkanik Haydarlar Gölü çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kilikya'nın Toroslar Dağları'ndaki Amanos Dağları'nın eteklerinde kayaların arasındaki Haydarlar Gölü'nde 20 çeşitli türden kuş gözlemlenerek kayıt altına alındı. Volkanik göl yüzeyinin bahar aylarında su papatyaları ile kaplanması, çevresindeki bitki örtüsünün de sazlık ve ağaçlardan oluşması nedeniyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor. Gelecek aylarda göldeki göçmen kuş türü sayısının artması beklenirken, Hassa Belediyesi Volkanik Göl'ün kurumaması için zaman zaman su takviyesi yapıyor. Bagaran'daki Şuşabank başlıklı kitap, erken ortaçağ Ermeni mimarisinin eşsiz anıtlarından biri olan Bagaran'ın Kutsal Şuşan Altı Sunaklı Ermeni Kilisesi'ne ve Şuşanabank Manastır Kompleksi'nin tarihi, mimari ve bilimsel incelemesine adanmıştır. Armen Prince'in aktardığına göre kitap, Yerevan'daki Moskova Evi girişimiyle Dünya Ermeniler Patriği II. Garaki'nin kutsamasıyla yayınlandı. Eser, Grigor Nalbantyan, Arsen Harutyunyan ve Ashot Hagopyan tarafından Ermenice, Rusça ve İngilizce olarak 6 ay içerisinde yazıldı. Manastır, Ahuryan Nehri'nin sol kıyısında kayalık bir tepenin üzerinde güzel bir manzaranın tarihi Bagaran'a açıldığı yerde bulunmaktadır. Sadece doğal afetlerden değil, insanların uygulamalarından da düzenli olarak zarar görmüştür. Yerel insanlara göre manastır Türkiye tarafından defalarca bombalandı. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin devlet dans toplulukları 28 Mart'ta Alexander Spendaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda Zartong adlı ortak bir konser programı sunacak ve Ermeni halk danslarının hayranlarına pozitif duygular aktarmaya çalışacak. Konser programı Gagik Garabetyan'ın yönettiği Haçadur Avedisyan'ın harika bir bestesi olan Zartong dansıyla başlayacak. Topluluk yönetmeni Erik Çançuryan, halkın konseri beğeneceğinden ve konserin insanlara rahatlama fırsatı vereceğinden emin. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Vahagni Zunut adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.